Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı konseptine uyabileceğini düşündüğüm kapı süsü yapacağız. Bunu makrome ipten yapacağız. Öncelikle tek büküm makrome ipine ihtiyacımız var. İkiye ayırdım ama ortadan kesmedim. 3 tane boncuk. Evde bulunan yeşil, kırmızı konsept rengine uygun olabileceğini düşündüğünüz renklerden ip. 2,5 mm tığ. 20-25 santim plastik veya demir olabilir, ince, kalın fark etmez, halka, bir de makas ihtiyacımız olacak. Öncelikle makrome ipini arkadaşlar halkanın altına geçirelim. Soldaki makrome ipini alalım şu şekilde üstten. Diğerini bunun altından geçirerek yapımına başlayalım. Ne kadar sıkılarsanız o kadar güzel duracaktır. Birini yine sağa aldım üstten. Diğerini altından geçiriyorum. Birini şu şekilde sağa aldım. Diğerini altından geçiriyorum. Kalan makrome ipleriyle yapabileceğiniz çok güzel bir kapı süsü olacak. Bunu üstten, diğerine altından geçiriyorum. Bunu yine üstten, evet, yaptıkça gördüğünüz gibi desen de oluşmaya başlıyor. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Halkanın sonuna gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bayağı bir ilerledim. İlerlerken bir de size şunu söylemek istiyorum. Yaptıkça daha da böyle kıvrık olsun istiyorsanız elinizle daha da kıvırabilirsiniz. Aslında kendisi kıvrılıyor zaten yaparken ama çok çok böyle kıvrık olsun istiyorsanız elinizle de yaptıkça döndürebilirsiniz. Şu şekilde dönebiliyor. Siz ne kadar dönsün istiyorsanız. Ben çok sık da olsun istemiyorum. Çok geniş de olsun istemiyorum. Normal olsun istiyorum. Bu şekilde sonuna kadar yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamını yaptım ben. Hatta bir tane daha yapayım. Bu plastik hiç gözükmesin istiyorum. Şu şekilde oldu. Çok hoş oldu. Şimdi ucuna süs yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil ipimizi aldık. Buna 20 tane zincir çekelim. Bir tane zincirimizi çektik. Şimdi yaprak yapacağız. Üstüne alalım bundan ipten. İkili trabzan yapalım. Yani iki kere de çekelim arkadaşlar. Bir ve iki. Üzerine alalım. Bir ve iki. İkili trabzan yapalım. Üzerine alın. 1 ve 2. Üzerine alın.
Bir ve iki. Sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 20 tane zincirin üzerine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde kendisi kıvrıldı. Bunu böyle yapacağız. Bundan bir tane daha yapalım arkadaşlar. Yine 20 zincir çekelim. Üzerine ikili trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı tamamladık. Şimdi bu boncuklarımızın etrafına kırmızı ip geçireceğiz. Kırmızı herhangi bir ipi ip boyutundaki bir iğneye takalım. Şu şekilde elinizle uzun parçayı tutabilirsiniz. Herhangi bir düğüm atmaya gerek yok. Boncuğun rengi görünmeyecek şekilde etrafına bu şekilde kırmızı evde bulunan herhangi bir ipten geçiriyoruz arkadaşlar. Boncuğun rengi vesaire bu aşamada hiç önemli değil. Ben evde bu boncuğu buldum. Biraz içinin iğne geçebilecek, iğne ve ip geçebilecek boyutta olmasına dikkat ettim sadece. Şöyle göstereyim. Geçirdikçe rengi de kapanıyor. Tamamına bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, 3 adet boncuğu da geçirdim arkadaşlar. Bunların 3'ünü şu şekilde çevirip birbirine bağlayalım. Evet arkadaşlar, bu kırmızı iple yaptığımız düğmelerimizi birbirine bağladım. Şu şekilde 2 tane de arkadan ip bıraktım bağlamak için. Bu 2 tane ördüğümüz, 20 zincirden ördüğümüz yaprak motifini de birbirine bağladım. Şimdi bunu buraya bağlayacağım arkadaşlar. Birbirine sıkıca bağlayalım. Bağladık. Kalan ipleri keselim arkadaşlar. Şimdi bu ipten yaptığımız boncuklarımızı da tam bunun ortasına gelecek biçimde bağlayalım. Boncuklar çok hoş duruyor gerçekten de. Bu şekilde biliyorsunuz boncuklar da satılıyor. Hiç satın almaya gerek yok. Sizler de kolaylıkla bu şekilde yapabilirsiniz. Çok hoş durdu değil mi? Şimdi bu alttaki uzun olan makrame ipimizi de keselim arkadaşlar. Arkadan tarayalım. Evet arkadaşlar, makrum ipimizi de, sarkan bu makrum ipimizi de o yaprağın boyutunda keserek taradım. Çok güzel oldu.
Kalan makrome ipini de şu şekilde bağlayalım. Şuraya arkadaşlar şöyle geçirelim. Kapımızı asmak için. Evet arkadaşlar, kapı süsümüz bitti. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz, yaparsınız. Videomu beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.